Şişli'den Dolmabahçe'ye inen Profesör Doktor Bedri Karafakioğlu Caddesi'nde İETT otobüsü kaza yaptı. Kaza saat 12 sıralarında meydana geldi. Taksim Yeşilpınar hattında sefer yapan 49T numaralı İETT otobüsü yokuş aşağı inerken önce kaldırıma çıktı, ardından ağaçlık alana girerek durabildi. Otobüs şoförüyle 3 yolcu kazayı yara almadan atlattı. Arabalarımız biraz, bunlardan biraz şikayetimiz de var yani. Öyle mi? Bu frenle ilgili biliyorsunuz daha önce de kaba taş var. Bu yandaki zaten camımızın düzenimizi bozuyor. Yani burada verilen yasadığımız bugün mübarek gün olduğu için Allah yüzümüze baktı. Kimseye bir şey olmadı. Buna da çok şükür. Bu genel olarak bir fren sorunu var mıydı? Var genel olarak. Var olmasa o yana aşağı 2 ile geliyoruz daha. 30'da geliyoruz. Yeni çıktı zaten. Yok. O 30'da gelen arabayı durduramadık işte. Görüyorsun. Peki ne yapılması lazım bu frenlerle ilgili? Valla bu arabaları yeniden elden geçirmeleri lazım. Ne yapacağız? Siz sorunları biliyorsunuz herhalde. Sorunları biliyoruz. Zaten bu arabalar hep sorun. Burada yetkililere de diyorum bu arabaları incelesinler. Bugün daha ifah yağmurda ben arabayı durduramadım. Yarın ne olacağı piş geliyor bu arabalar ne olacağı. Markası ne bu arabanın? Karsa. Sadece frenler değil değil mi? Başka sorunlar da oluyor mu? Sorunlar işte. Gazda sorun yok işte. Genellikle frenle. Baksana ifah yağmurda arabayı durduramadım. Bugün mübarek gün. Cuma olduğu için Allah yüzümüze baktı. Efendim? Bakımları yapılıyor mu peki? Vallahi içeride özel firma da yapılıyor. Ben de sizin gibiyim. Sabah gidip arabamızı çalıştırıp alıp çıkıyoruz. Akşam gidiyor, yapılıyor, bilmiyoruz. Bilmiyorsunuz. İlla ki bir şeyler yapıyor ama hiç fren tutmadı. El frenle asıldığım halde yine tutturamadı, durduramadı araba. Yani bak 16 senedir şoförü yapıyorum. Böyle ben bir şey ömrümde görmedim. İlk kez görüyorum. İlk kez böyle ben bir kazaya... Önünüzde araba var mıydı? Zaten lamba ışıkları kırmızı yanıyor. Ben üstten aşağı baktım kırmızı yanıyor. Ayağıma frene attım. Araba durmadı. Kendi kendine hız yaptı. Ne yaptımsa durduramadım. El frenle asıldı ta oradan. Zaten belli bir fren izleri. Baktım arabalara zaten en son kuruya gireceğim. Döndürdüm arabayı bu yanıya. Zaten arabayı yatırdım yolcular içeride. Bağırmama. Evet. Çok var mıydı yolcunuz? 3 kişi vardı şu an. Onlarda üç bir şey var mıydı? Yok. Birisi ben bir tanesi. Siz de burada. Geçmiş olsun efendim. Kaç metre sürüklendi araç? Efendim? Ne kadar sürüklendi? 30-40 metre sürüklendi. Siz de içindeydiniz aracın. Durduramadım. Neler yaşadınız o anda? Valla onu Allah'la hep beraberdik yani. Tutundunuz mu? Tutunduk tabii. Yani arabanın gidişine göre tutunduk. Araba şurada bir defa yattı kalktı. Bir yere çarptınız mı? Yaralanan oldu mu? Yok. Allah'tan yaralanan olmadı. Şoför arkadaşımızın tecrübesinden yararlandı. Allah'tan kurtuldunuz. Kurtulduk. Çok şükür. Peki neler söyleyeceksiniz? Hep böyle bir kazalar oluyor biliyorsunuz. Özellikle otobüslerde bir sıkıntı olduğu söyleniyor. Vallahi İETT'nin bu işe bir çözüm bulması lazım. Genelde özellere verdikleri için özelin yaptığı iş bu kadar işte. Ölmüyor. Peki geçmiş olsun. İsim soyisim alabilirim. Efendim? İsim soyisim. İsmim Aziz Aydın. Siz efendim? Hafız güzel. Hafız? Güzel. Peki, geçmiş olsun. Tamam. Tamam. Aşağı caddelere vura vura giderdik. Tercübenden yararlanarak ben bu arabayı bu hale getirdim. Büyük geçmiş.